Merhabalar sevgili seyirciler, Kitap Tanesi programımıza hoş geldiniz. Bu hafta sanatın önemli kollarından biri olan tiyatrodan bahsedeceğiz. Tiyatro nedir? Tiyatro oyuncusu nasıl olunur? Bir oyunun sahnelenmesi için gereken emek, çaba ve süre ne kadardır? Bunların hepsini değerli konuğum, Almila Tiyatro Akademisi'nin kurucusu ve genel sanat yönetmeni Sayın Mahmut Yıldırım bizlere anlatacak efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız, iyisiniz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ben direkt konuya girmek istiyorum. Tabii ki. Tiyatro nedir diye bir giriş yapabilir miyiz acaba? Bu tiyatro nedir? Aslında konuşulması gereken sabaha kadar sürebilecek bir konu diyebilirim. Ama kısaca açıklamam gerekirse, dünya üzerinde insanlığın varoluşuyla birlikte doğan bir sanat dalından bahsediyoruz aslında. İnsanlık var olunca tiyatro da var olmuştur. Hatta biz tiyatro oyuncuları arasında bir söz vardır. Varlık tiyatroyla tanışınca insan oldu gibi bir söz vardır. Güzel bir söz. İlk yazılan, ilk ve sahneye konulan tek edebi eserdir tiyatro. Hani üstün körü açıklamak gerekirse. İlk insanlar zaten ağız olmadığı için, konuşma, lisan olmadıkları için bir gördükleri hayvanları, avcıl bir kabile oldukları için gördükleri hayvanları veya ağacı veya ilginç bir olayı gelip mağaradaki çocuklarına veya eşine göstererek anlatırlardı. İşaret dili gibi anlatırlardı. Ateş etrafında ve bu gitgide festivallere dönüştü. Antik Yunan dediğimiz, tabii şu anki Yunan değil, antik Yunan dediğimiz yer şu anki Ege bölgesi olan yer, Efes, İzmir, Manisa olan yerler. Ve dünya üzerinde ilk tiyatro oyunu da bizim topraklarımızda oynanmıştır. Manisa Salihli Disanos kasabasında. Hatta oraya giden tiyatro oyuncuları hacı olarak kabul ediliyormuş. Öyle de bir özelliği var. Ama hani, çıkış noktası. Tabii tiyatronun ilk oynandığı yer olduğu için tiyatro oyuncuları, dünya tiyatro oyuncuları için kutsal bir yer olarak sayılıyor. Dediğim gibi Necip Fazıl'ın güzel bir sözü var. İnsanı insana, insanca, insanla anlatan sanat dalıdır diye bir sözü var. Aslında tiyatronun özeti de bu. Gayet güzel ve derin bir söz. Evet. O zaman tiyatro en eski edebi eser, sanat diyebiliriz. İnsanlığın varoluşuyla birlikte meydana çıkmış bir eser diyebiliriz. Bir sanat dalı diyebiliriz. Peki, tiyatro oyuncusuna gireyim bir de. Tiyatroyu anladık. Tiyatro oyuncusu nedir, kimdir, nasıl olur? Bunun için belli bir şartlar var mı? Mesela diyorsunuz ilk insanlar mağaralarda anlatıyorlar. O zaman onları da tiyatro oyuncusu diyebilir miyiz? Onlar aslında kurucu diyebiliriz. Tabii tiyatro oyuncusu her zaman kendisini özel hissetmeli. Bu amatör olsun, profesyonel olsun, bu işe gönlünü adamış kişiler olsun. Ki tiyatro oyuncusunun en büyük özelliği şu olmalıdır. Tiyatroyu koşulsuz cefasıyla birlikte sevmektir. Yani ben sadece ticari olarak ya da para olarak yaptığın zaman hiçbir keyif almazsın. Keyif almadığın ortamda zaten bulunmak istemezsin. Yani neden özeldir tiyatro oyuncusu? Şöyle anlatayım. İnsan oğlu diyeyim. Aynı anda hayatı boyunca aynı anda belki 4-5 mesleği bir arada yapamaz. İşte aynı anda avukat olamazsın. Doktor veya pilot veya işte geçmişe dönüp işte padişah olamazsın. Ama bir tiyatro oyuncusu kendisini özel hissetmelidir. Çünkü çok farklı hayatlara hayat vermektedir. Yani tekrardan canlandırmaktadır. Hatta bizim atölyemizde bir duvara yazdığımız bir söz vardı. Ben bir tiyatro oyuncusuyum. Bir hayatı seçtiğimden değil, yaşanabilecek birçok hayatı seçtiğim için. Güzelmiş diye gerçekten. Bir söz yazmıştık. Tiyatro oyuncusunun birden fazla hayatı olmalı. Ve birden fazla hayatı canlandırması gerektiğine inanıyorum. Yani bir de tiyatro gönül işi o zaman. Gönül işi, tamamen gönül işi. Tabii hani ticari olarak da yapabilirsin. Ama sevmeden başarılı olamazsın. Ben buna inanıyorum. Zaman tiyatro oyuncusu bu işe gönül vermiş kişiler mi diyoruz? Tabii ki. Bu işin cefasını çekmiş kişilerdir.
Yani inanılmaz şekilde cefası var. Sahne tozu yutan tabii, kişiler diyoruz yani. Sahne tozunu yutman gerekiyor. Ve sahne tozu üzerine bulaştığı zaman sirkelemek istemediğim bir toz. Hani üzerine bulaştığı zaman biz artık şey diyoruz, geçmiş olsun. Çünkü çok geç. Artık oradan kana mı karışıyor, bir şeyler oluyor ve bırakamıyorsun. Hani diyorsun ki bu benim son oyunum. İşte ya bundan sonra artık çıkmayacağım. Ama sahneye çıkıyorsun, performans sergiliyorsun, seyirci seni alkışlıyor. İniyorsun diyorsun, bir dahaki oyunum hangisi ya? Bir daha hangisini oynasın acaba? Hangi oyuna çıkacağım bir daha? Zaten mesela yaşı çok fazla büyük olan bayağı tiyatro sanatçımız var. Hı-hı. O zaman bırakamama sebeplerini buna bağlayabiliriz. Dünya üzerinde aşk şu anda yani en yaşlı tiyatro oyuncusu 97 yaşındaymış. New Jersey'de yaşıyor. Yani şu an yaşıyor mu bilmiyorum. Ama 97 yaşında hala ki rahmetli Necat Uygur olsun, Levent Kırcı olsun, Ferdi Merter olsun. Rahmetle anıyorum bu üstadları. Son anına kadar sahnedelerdi. Yani gücünün yettiği son ana kadar bu insanlar sahnedeydi. Yani demek ki tiyatro oyuncusunun emekliliği yok. Demek ki ben de emekli olmayacağım. Sizi inşallah böyle uzun ömürler versin Allah da görelim Amin. Sahnelerde izleyelim. Peki sizin tiyatroyla başlamanız, tiyatroyla tanışmanız nasıl oldu diye sorayım. Aslında biraz tesadüf oldu. Hani içinde olan bir şeymiş, sadece çıkması gerekiyormuş. Hı hı. Yaklaşık 12 sene önce işte bir arkadaşın tarafından işte bir çocuk oyunu var, bir tiyatro ekibi var Elazığ'da. Bir çocuk oyunu var, sen oynar mısın dedim. Yapamam dedim, gülerim dedim sahnede falan. Götürdü beni. Pazartesi oyuna çıkacağız, çocuk oyununa. Cuma günü gittim. Cumartesi, pazar prova aldım. Pazartesi sahneye çıktım. Ya hayatım böyle hızlı bir şekilde giriş yaptım yani. Böyle hani bildiğin fırlattılar beni böyle. İlk çıktığımda zaten bacaklar böyle zangır zangır titriyor. Tabii hani tulum giymişiz böyle çocuk oyunu olduğu için. Pek belli etmiyor. Bir de çocuklar olduğu için biraz daha hani birinci sahneye atlattık. 2-3 derken artık baktım oluyor mu, sonra eklemeye başladım. Bu olsun mu, şu olsun mu diye. Öyle başladık. Sonra Giresun Üniversitesi'ni kazandık. Orada şiir, Giresun Üniversitesi'nde şiir geceleri olsun, tek iki kişilik tiyatro oyunları olsun, çocuk oyunları olsun, biraz kendimizi geliştirdik. Elazığ'a geldiğimde zaten olan bir tiyatro ekibi olmadığı için oyunculuk yapmak istiyorum ama bir tiyatro ekibi yok. 2011 yılında mecburiyeten bir tiyatro kulübü kurdum. Evet, onu da soracaktım. Aynen. Sorularım arasındaydı. Onu da cevaplamış olalım bu vesileyle. Nasıl esinlendiğinizde kurma gereksinimi duydunuz yani diye. 2011'de dediğim gibi hani mecburiyetten olan bir durumdu. Çok sevdiğim için, gönül verdiğim için kurmak zorunda kaldım açıkçası. Çünkü belli bir ekip yoktu Elazığ'da. Ve ilk oynayacağımız oyunda elimde bir tekst vardı. Ya Devlet Başa'ya Kuzgun Neşe adında bir oyun. Türkiye'nin en zor oyunlarından biriymiş. Oynadıktan sonra öğrendim. Yani gerçekten Türkiye'nin en zor oyunlarından birini oynamışım. Haberim yok yani. Ve ilk oyunum. Toyluk oyunum ama yani. Ama başarılı olmuş. Çok başarılı oldu. Yani Atatürk Kültür Merkezi'nde 3 gün kapalı gişe oynandı. Hatta dedim hani niye bu kadar seyirci geldi falan. Yani şaşırdım çünkü demek ki gerçekten böyle bir şey isteniyormuş. Güzel de bir oyun oldu. Aslında ondan sonra tiyatroda bir ihtiyaç geldi. Yani hani ihtiyaç. Sanat dalları içinde insanlar izlemek istiyor, ilgileri var. Hani yok gibi görünüyor ama geçen bir ünlü bir tiyatrocunun yine şeyini, söyleşisini dinlediğim zaman bayağı ilgi olduğunu söylemişti yani. Evet, tiyatro şu anda sinemayla inanılmaz bir yarış içerisinde. Hatta tiyatro bazı zamanlarda sinemayı geçebiliyor. Hani son dönemlerde olsun. Çünkü kaliteli işler çıkıyor. Genelde peki oyunlarınızda sahnelerken format olarak hangi formatı kullanıyorsunuz? Neleri tercih ediyorsunuz? Ya format olarak zaten ilk oyundan beri dönem oyunları genelde oynuyoruz. Böyle kostümlü, şaşalı, kendi Türk tarihimizi anlatan oyunları genelde tercih ediyorum. Çünkü ben Türk tarihine, Türk kültürüne aşık bir insanım. Tarih öğretmeni olmak istedim ama olamayınca ben de o zaman dedim tarihi yaşatayım. Hani bir Fatih'i anlatmaktansa sahnede yaşatmak daha güzel oldu. Daha etkileyici oldu. Tabii dönem oyunlarının yanı sıra yabancı yazarlardan, yabancı oyunlardan da yararlanıyoruz. İşte Ölüm Öpücüğü olsun, 12 Öfkeli Adam olsun, işte hatta masamızda var Shakespeare'in Macbeth oyununu kısa bir 40 dakikalık da olsa İletişim Fakültesi'nde
oynadık. Dünya klasiği bir oyun. Tabii evet. Shakespeare'in oyunları oynamak çok zor bir oyun. Hamlet oyunu mesela William Shakespeare'in en önemli eseri diyebilirim. Çünkü bir tiyatro oyuncusu Hamlet'i okumadan ben oyuncuyum demesin. Yani bu kadar da iddialı konuşabilirim bu konuda. Aynı zamanda. Hamlet'i mutlaka bu işe gönül verenler okusunlar. Aynı zamanda çok oynanan. Bir de bir adam yaratmak. Necip Fazıl'ın, üstadın inanılmaz bir şekilde yazdığı bir oyun. Hayalimdeki sahnelemek istediğim bir oyunlardan biridir. Türkiye'den çok oynanan oyunlar sıralamasında belki ilk üçe girebilir. Müthiş bir konusu var. Müthiş bir dramatize edilmiş bir oyun. Nasip olursa önümüzdeki yıllarda sahneleyeceğiz. Umarım biz de keyifle izlemeye geleceğiz. İnşallah. Peki şeyi sorayım. Türk tiyatrosu şu an ne durumda? Türk tiyatrosu... Verilen önem nasıl? Sahnelenen oyunlar... Yani şöyle diyebiliriz, zaten Türk tiyatrosunun başlangıç noktası ben Muhsin Ertuğrul diyebilirim. Hani Muhsin Ertuğrul gerçekten bu işe gönül vermiş ve Türk tiyatrosunu yönlendirmiş bir sanat adamı, tiyatro adamı. Ve Muhsin Ertuğrul var diye az önce de bahsettik, Necip Fazıl Kısagürek. Sırf Muhsin Ertuğrul'un oyunculuğu için tiyatro oyunu yazmaya başlayan bir yazar. Yani Muhsin Ertuğrul için oyun yazmıştır işte. Bunu, oynasın diye. Yani oynasın diye. Hani ben yazayım o oynasın diye oyunlar yazmıştır. Muhsin Ertuğrul da oynamıştır zaten. Bir adam yaratmak da bunlardan biridir zaten. Hüsrev rolünü oynamıştır Muhsin Ertuğrul. Türk tiyatrosu, geleneksel Türk tiyatrosunu aslında yaşatmamız lazım. Ben çalıştığım kurumlarda da buna önem veriyorum. Çünkü köy seyirlik oyunları, Hacivat Karagöz olsun, Hokkabazlık olsun, kukla oyunları olsun. Bunların yaşatılması gerektiğine inanıyorum. Meddahlık olsun. Bunlar geleneksel Türk tiyatrosunun önemli mihenk taşlarından birisidir. Ben çalıştığım kurumların hepsinde buna önem veririm. Çünkü Türk kültürüne önem veren, Türk tiyatrosunu yaşatmaya çalışan bir bireyim. Tamam, diğer oyunlarda oynarsınız, yabancı oyunları oynarsınız, çocuk oyunları oynarsınız ama önce kendi kültürümüz. Önce kendi kültürümüz, önce kendi çocuklarımız. Çünkü biz belli bir yaştan sonra ya, bu işi yavaşlamaya başlayacak. Bizden sonraki nesiller artık Türk tiyatrosunu ilelebet götürmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bir Hacivat Karagöz'ü bütün okullarda oynasınlar. Ben kendi kurumda yapabiliyorsam herkes yapabilir. Yani geleneksel Türk tiyatrosu günleri yapıyorum ben. Meddahlık yapıyorum, hikayeler anlatıyorum ve çocuklar çok mutlu ayrılıyorlar. Bunu bütün kurumlarda, bütün okullarda herkes yaptırabilir. Kostümleri de kolay bulunabilir. Kostüm yok demeyin. Yani her yerde eskisi gibi değil artık. Bir internet sitesinde kostümü çok rahatla bulabilirsiniz. Bahane üretmenin de bir anlamı yok. Umarım bu çağrınıza kulak verirler ve uygulamaya başlarlar. Peki hazır buna girmişken bir de ilimizdeki tiyatro aktivitelerinden biraz bahsedelim. İlimizde zaten belli bir devlet tiyatrosu kadromuz maalesef yok. Şehir tiyatrosu kadromuz maalesef yok. Bunlar büyük bir eksiklik. Ama dışarıdan gelen devlet tiyatroları var. İlimizde de buna çok büyük bir rağbet var. Hani özellikle devlet tiyatroları tıka basa doluyor, biletleri önceden satılıyor. Bu güzel bir şey. Şehir tiyatrosu inşallah yakın zamanda kurulacaktır. Amatör ekipler Elazığ'da çok fazla oldu. Mesela şu an sayabildiğim 8-9 tane ekip var Elazığ'da. Bunların oyunları da tabii senede 2 tane oyun çıkarıyorlar. Bunlar da dolup taşıyor ama tabii aylık ya da 20 günlük çalışılan oyunlarla kalite yakalanamaz. Bir tiyatro oyunu zaten uzun çabalar sarf edilen bir süreç gerektiriyor. Ama Elazığ'da seyircinin tiyatroya ilgisinden ben memnunum. Bu memnuniyeti de şöyle yapmak lazım. Biz tiyatro oyuncuları ve yönetmenler olarak madem böyle bir seyirci kapasitesine ulaştık ve seyirci potansiyelimiz var, daha kaliteli oyunlar için bizim rakip değil bir arada olmamız gerektiğine inanıyorum. Bunun da en güzel örneğini geçen Nisan 20'de verdik. 6 tiyatro ekibi bir araya gelip Regina Tross'un yazmış olduğu 1957'de Oscar ödüllü bir filmin uyarlaması olan 12 Öfkeli Adam adlı bir oyun oynadık. Muhteşem kalitede bir oyun oldu. Çok ses getirdi. Ulusal basında, TRT'de, yerel basında çok güzel tepkiler aldık. Ve 6 yönetmen bir aradaydı.
Güzel de bir etki yakaladık. İnşallah bu sene de onu yakalayacağız. Elimizden geldiğince Elazığ seyircisine kaliteli oyunlar sunmaya çalışacağız. İnşallah, bekliyoruz gerçekten heyecan ve merakla. Peki sizin izlemeyi en çok sevdiğiniz oyun hangisi diye sorayım ve bir de oynamayı tercih ettiğiniz, sevdiğiniz karakter oyun. Karakter, izlemeyi en çok sevdiğim oyun tabii böyle hani dekordan ziyade mesela son dönemlerde Devlet Tiyatrosu'nda şöyle bir izlenim oldu benim açımdan söyleyeyim. Devlet Tiyatrosu ışık, ses ve dekora inanılmaz şekilde önem vermeye başladı. Oyunculuk biraz ikinci plana düştü. Son dönemlerde tercih etmemeye başladım açıkçası Devlet Tiyatrosu oyunlarını. Amatör oyunlar bana daha samimi geliyor açıkçası. Hani daha içten geliyor. Gönülle yapılan iş oldu belli. Hani aksaklıkları görüyorsun, sahne değişimini görüyorsun. Biraz daha böyle samimi geliyor. Ben genelde arkadaşlarımın yaptığı amatör tiyatro oyunlarına gitmeyi de tercih ediyorum. Yanlarında bulunmayı tercih ediyorum. Ama tabii en çok izlemeyi istediğim oyun, izledim daha doğrusu, Shakespeare'in Otello oyununu izlemek istiyordum. Eğer gelirse Hamlet oyununu Elazığ'da izlemek istiyorum. Shakespeare'in. Yani dışarıda izledik ama tabii Elazığ'da da istiyoruz. İnşallah bu sezonda düşünülmüştür genel müdürlükçe. Olmazsa dilekçe yazacağız artık. Onu izlemek istiyorum. Shakespeare oyunları olsun, dünya klasikleri ve daha çok Türk klasiklerinin, Orhan Asena olsun, bu tür yazarların oyunlarının daha çoğalmasını istiyorum. Bunları izlemek istiyoruz açıkçası. Çünkü tiyatro oyuncusunun en büyük kazancı şudur. Göz hırsızlığı. Uzmanları çalışırken izlemektir. Belki en küçük bir tiyatro oyundan, amatör olsun, profesyonel olsun, izlediğimiz zaman onlardan alınan, gördüğümüz bir sahne dahi bizim ufkumuzu açabiliyor. Ha tamam, burada bunu kullandı. O zaman ben bu oyunumda bunu yapabilirim ya da bu ses tonu güzel oldu diye düşünebiliyoruz. Bizim oyunlarımıza da çok etkisi oluyor. O yüzden toplu olarak oyunlara gitmeye çalışıyoruz. Ekipçe gitmeye çalışıyoruz. Çünkü yaptıkları işin sahnede profesyonel birisinden görmeleri daha etkili olacaktır. Evet. Anlatmaktansa görmek uygulamalı daha iyi. Daha iyi. Sizin tercih ettiğiniz bir de oyunları sormuştum. Ha, karakter sormuştunuz. Daha çok Türk oyunlarını... Yani programın başında da söylemiştim. Yani bir oyuncunun birçok hayatı olması lazım. Birçok hayatı canlandırması lazım. Ben şimdi baktığım zaman Türk kültüründe işte İmam Hüseyin'i canlandırdım. Peygamber torunumuzu. Fatih Sultan Mehmet, Şehzade Beyazıt, Şehzade Mustafa, Yavuz Sultan Selim, hatırladıklarımı söylüyorum. Şems Tebrizi olsun. Yunus Emre'yi canlandırdım. Aklıma gelen işte aynen şimdilik bunlar aklıma geliyor. Türk kültürünün önemli mihenk taşlarıydı bunlar. Evet. Hepsini canlandırırken aslında canlandırmak demeyelim de yaşadım diyebilirim. Hani Eric Morris, Hollywood yıldızı koçu, oyuncu koçu vardır Eric Morris. Onun bir kitabı var. Rol yapmayın lütfen diye. Sahnedeyken ben oyuncunun rol yapmasını değil, o karakteri tamamen yaşamasını istiyorum. Yani karaktere bürünerek. Bürünmesini istiyorum. Senin adın Richard'sa, hani ben sana dışarıda Richard dediğim zaman dönüp bakmam lazım. Ya da işte Beyazıt'sa dönüp bakmam lazım. O şekilde yaşaman lazım. Karakterle bütünleşmek. Ama tabii sorarsanız en çok hangi karakter haz verdi diye, tabii ki Fatih Sultan Mehmet diyebilirim. Çünkü özdeşleştim biraz yani o karakterle. Yaşadığım bir karakter aslında. Peki şey sorayım. Bir oyunu sergilemek için hazırlık sürecini sorayım. Nasıl hazırlanıyorsunuz? Ne kadar prova yapıyorsunuz? Büyük emek ve çaba istiyor. Provada neler yaşanıyor? Provada neler oluyor? Sonra şimdi, hayal ettiğiniz gibi sahnede oluyor mu? Şimdi bir söz vardır. Hiç kimse kaptanın denizlerle denizde nasıl boğuştuğunu sorgulamaz. Gemiyi limana sağlam getirip getirmediğini merak ederler. Yani seyirci bakımından, hani seyirci bakımından sadece sahnede sergilenen 2 saatten ibarettir tiyatro oyunu. Oyuncunun ondan önce neler yaşadığı, ondan sonra neler yaşadığı seyircinin pek ilgi alanına girmez. Yani zaten girmemeli. Yani tabii tiyatro oyunu hazırlanırken yönetmen oyuncuları zaten seçmeli. Oyuncuların morallerine kadar yönetmen ilgileniyor zaten. Psikolojik durumlarına,
Yani bir oyuncu eğer gerçekten kendini role veremiyorsa değiştirilmeli. Biz tiyatro oyunlarına hazırlanırken benim için önemli olan şey ön çalışmadır. Bir tiyatro oyunu çalıştırırken bir sene ya da 6 ay 7 ay sadece ön çalışmasını yapıp 6 ay sonra ben oyunculara teksti. Çünkü bir yönetmen kafasında veya oyunu bitirmiyorsa, beyninde oyun bitmiyorsa o oyun hazır değildir. Ben oyunu beynimde bitirip sonra oyunculara onu aktarmam lazım ki bir söz vardır. Konstantin Stanislavski'nin, modern tiyatronun kurucusudur. İnanmazsan inandıramazsın. Kesinlikle. Çok hani güzel bir söz ve bizim atölyemizde kocaman bir şekilde yazılmıştır. İnanmadığın işe girmeyeceksin. Ön çalışma çok önemlidir. Ön çalışmayı yaptıktan sonra tiyatro oyununa başlanır. Tabii provalarda inanılmaz şekilde hani cefa çektiğimiz oluyor. Soğuklarda çalıştığımız oluyor. Bazen diğer ekip arkadaşlarım olsun yer bulamama sıkıntısı Elazığ'da bunları mevcut. Bunları kendi imkanlarınızla tabii yapıyorsunuz. Ki. O yani, da büyük bir etki aslında. Elazığ'da, olumsuz yönden. Elazığ'da zaten bu sorun var. Hani sorunsal diyeyim. Ekipler prova yapacak yer bulamıyor. Bu işi istiyorlar. Sahne ücreti ödeyecek ücret bulamıyorlar. Bilet satamıyorlar. Daha sonra satamıyoruz. Bazen satılan biletlerin ücretleri sadece giderlere gidiyor. Yani nereden bakılırsan cefa. Hani sadece 1000 tane özellik sayabilirim oyun oynamamak için ama bir tane sebep var. Seviyoruz. Hani Elazığ'da bir söz var. Sevik. Yani sevik. Olay bu. Tabii meşakkatli iş. Tiyatro öncesi, yani oyun öncesi çalışmalar, makyaj nasıl yapılacak, oyuncu nasıl hazırlanacak. Bir yönetmen ileriyi görmesi lazım, yöntem bilinci olması lazım, oyuncularla tek tek ilgilenmesi lazım. Ben mesela yönetmenlik olayımda şöyle bir özelliğim vardır. Oyuncular şunu demesin bana. O bizim liderimiz. Biz bunu dinlemek zorundayız. Değil. Ben yönetmenime o kadar güveniyorum ki o ne dese yapmak istiyorum. Hedefim doğrudur. Bu. Bir sorgulamadan yapılması. Evet. Peki tiyatro oyuncusu olmak isteyen gençlerimize ne söyleyebiliriz? Yani bu yola nasıl başvurabilirler? İlimizde olsun, genel olarak olsun. Nasıl bu işe girecekler? Şimdi zorluklarından bahsettik. Muhtemelen gözleri korkmuştur. Ama severek, isteyerek hani bu işe girip bir yerden başlamak istiyorlar. Size nasıl ulaşsınlar, neler yapsınlar? Şöyle bir şey yapabilirim. Hani eğer tiyatro oyunculuğuyla ilgili bir hayalleri varsa zaten zor bir işe girdiklerini bilmeliler. Çünkü tiyatro oyunculuğu zordur. Hani teksti dağıttım, ezberi yap, sahneye çık olay değildir. Eğer tiyatroyu seviyorlarsa öncelikle şunu yapsınlar. Bol bol kitap okumaları lazım. Gerçekten kitap dediğimiz unsur bir tiyatro oyuncusu için, bir yazar için ve bir yönetmen için en önemli unsurdur. Mesela askerlik döneminde okuduğum kitaplar benim boyumu geçti diyebilirim. Askerde yazdığım 4 tane oyun var mesela bir sene içerisinde. İnanılmaz katkı sağladı. Hani vatani görev yaparken bir yandan da oyunla uğraşmak. Bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum bir tiyatro oyuncusunun. Hem diksiyonu düzeltmek açısından hem de kelime dağarcığını geliştirmek açısından kendilerine olan özgüvenleri yüksek olması lazım, cesaretleri olması lazım, sürekliliği olması lazım. Hani ben bir oyun oynadım, diğer oyuna oynamayayım değil de hani ekonomik bir işin olsun, ekonomik gelir getiren bir işin olmasını söylüyorum sürekli oyuncularıma da. Tiyatro oyununu ve tiyatro oyunculuğunu, kitap yazarlığını veya resim yaparsın veya farklı bir sanat dalıyla uğraşabilirsin ama bunu asla bırakma. Eğer bir sanat dalına başlamışsan sizin gibi mesela yazarlığı asla bırakmanızı istemem. Yani bir ekonomik geliriniz olsun ama yazarlığı da yapın. Bir tiyatro oyunuyla uğraşın ama ekonomik geliriniz de olsun. Belki bu işten para da kazanacağız. İnşallah. ama ben yeni başlayanlar için söylemek istediğim şey zengin, yani donanımlı olsunlar, ondan sonra sahneye çıksınlar. Gerekli eğitimleri alacakları yerleri bulsunlar. Almina Tiyatro Atölyesi sosyal medyada zaten ulaşabilecekleri kapsamda bir şey. Zaten ekibimiz buna elverişli. Oynadığımız oyunlar zaten kalabalık oyunlar. Sürekli oyuncuya ihtiyacımız oluyor. İşte ise oyunculuk düşünmüyorlarsa bile gelip ortamı ya da sahneyi görseler, o tozu yutsalar yeterli.
Yani kapımız her zaman açık diyorsunuz herkese. Alimin olarak açık. Peki bir kitabı oyunlaştırma nasıl oluyor? Biraz da bundan bahsedin. Şimdi dediniz kitap okudum, evet. 4 tane de oyun yazdım falan. Kitap etkiliyor muhtemelen kesinlikle. Kitap inanılmaz şekilde etkiliyor. Ama bir de mesela oyunlaştırılan kitaplar var. Bunun sürecini bir sorayım. Bir de normal olarak oyun yazmak için neler gerekiyor, nelere dikkat ediliyor bunu sorayım. Yazar kitap oyunlaştırmak aslında zevkli bir şey. Hani ben çünkü mesela okuduğum kitapları hani diyorum keşke bunu böyle sahnede yapsam falan dediğim çok kitap olmuştur. Hatta sizin kitabınızdan da bahsetmiştik. Evet. Tanıştığımız zaman güzel de bir tanışma olmuştu. Yenik Zafer adlı kitabınız. İlk baktığım zaman dedim ki bu filmi olur ya da tiyatro oyunu olur dedim. Eğer uğraşırsak bir tiyatro oyunu neden çıkarmayalım sizin kitabınızı? İnşallah. Çok isterim. Fantastik de bir şey olur. Yani yeter ki destek olsun, kostümler olsun falan. Evet. Teaser'ını da zaten çok beğenmiştim ben yani. Onda da teşekkür ederim. Güzel olmuştu. Sağ olun, orada da sizin desteğiniz vardı. Yani elimizden geldiğince yaptık. Ederim. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız birlikte. İnşallah. Kitap oyunlaştırmak dediğim gibi ilk önce zevkli bir şey. Çünkü okuduğun kitabı ben tiyatro oyuncusu olarak hani şöyle düşünüyorum. Sahnede nasıl olur diye okuyorum bazı kitapları. Oyunlaştırdığım ve kendisinden izin alarak oyunlaştırdığım şu an yarısına geldiğim bir kitap var aslında. Mustafa Çevik, Elazığlı bir yazar. Mustafa Çevik'in Hükümdar adlı bir Oğuz Kağan'ı anlatan bir kitabı var. İnanılmaz etkilendim. Kitap güzel yazılmış ve kendisine ulaştım. Bu konuda dedim hani böyle bir düşüncem var, ne diyorsunuz? Tamam dedi çok sadece. Memnun olmuştur. Tabii ki dedi. Yapabilirsin dedi. Sıkıntı yok dedi. Ve şu anda yarısına geldim. Nasip olursa Yusuf'la Züleyha, Hazreti Yusuf ve evet. Züleyha'yı anlatan bir oyun şu anda. Sinopsisini çıkardım, hikayesini çıkardım. Oyuncuları, karakterlerini çıkardım. Ona başlayacağım fırsat bulursak. Kendi yazmış olduğum, ürettiğim oyunlar var. Mesela ürettiğim demeyelim de mesela İstanbul'un fethini ben yazdım. Kurguladım ama aslında onu Türk milleti yazdı. Hani şanlı, zaten altına da yazdım, bu eser şanlı milletimizin zaferlerinden esinlenerek yapılmıştır, yazılmıştır diye. Biz sadece vesile olduk diyelim. Hani sadece hani bu böyle olmuştur, böyle olmuştur. Biraz kurgu vardı, biraz şey vardı İstanbul'un fethinde. Kerbela zaten İslam dünyasının acıklı bir olaylarından biri, bilinen bir olay. Tiyatro oyununa nasıl dönüştürüldü bu? İşte kitaplardan araştırarak, alıntılar yaparak tiyatro oyununa yaptık. Çünkü kitap okuma oranımız düşük. Yani programdan önce de konuşmuştuk kitap okuma oranı neden düşük diye. Şimdi kitap okumadığımız için şimdi bir olayı belki gelip sahneden öğrenecek. Bir saatlik, bir buçuk saatlik. Evet. İnsanlar genelde yani, bir de vakit sıkıntısından dolayı da biraz da üşengeçlikten dolayı 400 sayfa, 500 sayfa kitap okuyacağım ama 1-2 saat filmini izlerim. Görsele artık daha bir önem veriyorlar. Görsel. Özellikle çağımızla. Ama yani tiyatro iyi bir aracı oluyor aslında. Yani kitapların mesela filmleştirilmesi de biraz sıkıntı oluyor. Filmdeki, yani kitaptaki etkiyi filmde bazen bulamıyorsun. Kesinlikle. Ama ben şeyi beğenmiştim. Dan Brown'un Cehennem kitabını okumuştum. Güzel de bir kitap. Hani böyle hayalinde diyorsun, o buraya gitti, buraya geldi. En son İstanbul'da bitti falan. Filmini izleyince tabii bazı eksikler oluyor kitaptan. O hayal dünyasından çıkılıp yönetmenin hayal dünyasına evet. girince biraz farklı oluyor. Sınırlama oluyor. Ama bence güzel olmuştu. Yani Tom Hanks'in performansını beğenmiştim. İyiydi yani. Güzel yapmıştı ama kitapları oyunlaştırdığımız zaman bir de sahneye koyacağımız zaman ki şunu istiyorum. Ben aslında biyografik oyunları daha çok seviyorum ve biyografik kitapları da seviyorum. Özellikle siyasi kitaplar da okuyorum. Yani Türk siyasisini. Bunlardan birini Emine Şenlikoğlu. Evet. Emine Şenlikoğlu'nun bir kitabı var, Sancı diye. Onun şu anda yazımına başladım. Dursun Önkuzu, şehit Dursun Önkuzu'nun bir kitap, onu anlatan bir kitap. Eğer oyunlaştırabilirsem onu oyunlaştırıp sahneye koymak istiyorum. Böyle bir düşüncelerim var ama bu tabii uzun vade. Evet, uzun vadeli planlar. Peki yani oyunlaştırırken nelere dikkat ediyorsunuz? Bir kitabın oyunlaştırılabilir olması için aranan en temel şart sizin için. Orijinalliğinden vazgeçmeyeceksin. Hani tamam yazar, mesela sizden örnek vereyim, Yenik Zafer. Onu siz yazmışsınız zaten, kurgulamışsınız, kitaba dökmüşsünüz kendi düşüncenizi, kurgunuzu. Ben yönetmen olarak onu sahnede sadece yorumlayabilirim. Hani
sahne girişlerini, çıkışlarını bu buradan gelsin, bu buradan olsun birleştirmeyi yapabilirim, yorumlayabilirim. Ama genelde ben yönetmenlik olarak orijinallikten çıkılmaması taraftarıyım. Hani yönetmen kendi yorumunu katmalı. Evet, kendi düşüncesini, dans ekleyebilir, bir şeyler ekleyebilir ama kitabın gerçek konusundan çıkmamak şartıyla. Ya da oyunun işte mesela bir adam yaratmak kitabını, ben bunun bir sayfasını bile değiştirmek istemem, değiştiremem zaten. Yani çünkü Necip Fazıl yazmış bunu ya da bunu Shakespeare yazmış. Ben sadece bunu kendi gözümden yorumlayabilirim. Yorumlayarak sahneye uyarlarım sadece. Hani benim gözümden bir adam yaratmak budur derim. Ya da sahne dekoru budur derim. O şekilde ya da benim için müziği budur derim ve buna kendi yorumumu katarım. Orijinallikten çıkmaması gerektiğine inanıyorum. Karakterleri bana mesela şey dediler, 12 öfkeli adamda işte Türkçe, yani Türk versiyonu olsun dediler. Yok dedim, Türk versiyonu olmasın çünkü bu bilinen bir şey zaten. Dünyaca izlenen, bilinen bir şey. Hani bundan çıkarsak bu sefer yapmacılığa girer. O yüzden bence elimizde olan seyirciyi de kaybetmemek lazım diye düşünüyorum. Güzel, mantıklı. Peki hazır oyunlardan bahsetmişken, bu yıl oynanan oyunlar, sizin projeleriniz olsun, devlet tiyatrosundakiler olsun, neler? Bunlardan da biraz bugün bahsedelim. Çok kalabalık bir sezon geçirdik gerçekten. Yoruldunuz bayağı sizde. Yani çok aşırı derece. Ben çalıştığım kurumda da zaten hepsini birleştirdiğimiz zaman ben bu sezonu 54 tane etkinlikle bitirdim. Yani bu inanılmaz bir rekor, kendi rekorumu kırdım diyebilirim. 54 tane etkinlik, bunların içinde profesyonel oyunlar da var, çocuk oyunlar da var, her şey var. Yaptığımız programlar, 54 tane etkinlik ben yaptım sadece. 20 tane oyun oynamışız, 6 tiyatro ekibinin toplam, geçen hep bir araya geldik baktık. 20 tane amatör oyuncular, ekipler oyun oynamış. Tabii bunun üstüne 20 tane de devlet tiyatrosu katarsak, zaten şehir tiyatromuz yok. Dışarıdan gelen tiyatrolarla birlikte yaklaşık olarak bir 50'ye yakın bir tiyatro oyunu oynandı Elazığ'da. Özel tiyatrolar olsun, devlet tiyatrosu ve biz. Yani bu sene Elazığ tiyatroya doydu diyebilirim. Hani hatta şöyle aştı diyebilirim. Tabii bu bir yandan da dezavantajı da oluyor. Çünkü insanlar oyun seçebilme hakkına sahip oluyor. Hani şu oyuna gidelim, bu oyuna gitmeyelim gibisinden. Tabii komedi biraz daha tercih ediliyor drama göre. Ama ben seyircilerimizden ricam, ellerinden geldikçe oyunlarımıza, özellikle Elazığ'ın amatör ekiplerinin oyunlarına gitsinler. Çünkü bu kişiler, bu adamlar Elazığ'ın sanatının yükselmesi için can veren, gönül veren insanlar. Gerçekten tamam, devlet tiyatrosuna gitmeyin demiyoruz. Onlara gidin. Yani güzel, izleyin. Ama gerçekten bu Elazığ'daki arkadaşlarımızın oyunlarına, bizim oyunlarımıza gelin, bir izleyin, bir ön yargılarınızı kırın. Gerçekten güzel işler yapıyoruz. Hani bir 12 öfkeli adamı izleyin derim yani. Bir Suskunlar Kapısı'nı Mevlana Şems'i oynadık. 8 yıl önce gittik, bir izleyin. Bir Kızıl Elma'yı oynadık. 2000 yıl öncesine gittik, izleyin. 10 kere Kerbel'e oynadık mesela Elazığ'da, izleyin. Nasipse Tunceli'de turnesini yapacağız, Kerbela oyununu. Bir görün, bir çocukları gelin izleyin, bir komedi yapıyorlar. Mesela La Casta Palo diye bir oyun oynandı, komedi. Evet. Papel'den uyarlanarak. Bir merak edin değil mi? Yani güzel, Bir Delin Hatıra Defteri oynandı Elazığ'da. Tek kişilik performans Furkan Düzgün tarafından. Bir gelin görün bu çocuklar neler yapıyor. Bakın, profesyonel oyunlara yaklaştık. İmkan olsa inanın neler neler yapacağız. Şehir tiyatromuz olsa aslında. Neler neler yapacağız. Yani önümüz çok açık. Gerçekten fikir olarak çok şey düşünüyoruz. Ama da kısıtlanıyorsunuz. Kısıtlanıyoruz yani. Şimdi salon parası vermek istemiyorum ben. En basiti. Zaten bu işten bir gelir kazanmadığınız için bir de sürekli giderimiz var. Giderimiz olunca ister istemez. Yani giderimiz var giderken ücret olarak. Evet. Peki bir de doğaçlama tiyatro var. Bu aralar da çok popüler. Biraz da bundan bahsedelim. Doğaçlama tiyatro nedir? Diğer tiyatrodan ayrılan hani tarafı var mı? Nasıl bir tiyatro? Şimdi normal oynadığımız tiyatro oyunları zaten bir tekste bağlı kalarak oynanan oyunlar vardır. Bunlar zaten trajedi, komedi olarak yönetmenin istediği şekilde yaptığınız oyunlar vardır. İşte sen busun, sen busun, sen şu karakterdesin. Normal tiyatro oyunu budur. İşte mesela Macbeth'i
alırsın, karakterleri dağıtırsın. Bellidir yani bu eser. Bu eserin dışına çıkamazsın. Normal oyun bu. Ama doğaçlama dediğimiz oyunda belli bir eser yok. Belli bir konu yok. Belli bir oyuncu yok. Hiçbir şey yok. Oynuyorsun biraz sadece. Biraz zor ve karışık olmuyor mu? Şöyle bir şey var. Şimdi doğaçlama tiyatro oyunu biraz daha samimi. Hani geçen bizim arkadaşlarımız oynadı. Prova adında bir doğaçlama tiyatro oyunu oynadılar. Biz de yardımcı olduk. Doğaçlama tiyatro dediğimiz olay çok az hazırlanılmış veya hiç hazırlanmamış olarak sahneye çıkmaktır. Mesela bana şu anda mesela yapabiliriz. Doğaçlama olarak işte farklı farklı şeyler var. Birincisi şunu yapabilirsin. Seyircilere kağıt dağıtıp mekan verip mekanı oyuncu alıp bakabilir. İşte bu mekanda konu olarak şunu şunu oynayın. Mesela seyirci belirliyor. Seyirci belirliyor yani bazen. Bazen oyun içerisindeki moderatör belirliyor. İşte mesela doğaçlama bir konu belirliyorsun. Sana değiştir diyor. İşte seni mahallede görmüştüm. Değiştir. İşte seni sokakta görmüştüm. Değiştir. Seni bizim evde görmüştüm gibi böyle komedi şeyler çıkabiliyor. Seyirci belirleyebiliyor bazen. Cebine kağıt koyabilirsin. Çeşitli çeşitli şeyler var. Mesela biz ben mesela doğaçlama yaptırdığım zaman yaratıcı drama derslerinde harf doğaçlaması diye bir şey var. Mesela nedir harf? İşte iki kişi bir kafede oturuyorsunuz diyorum. İki tane arkadaşsınız. Konu vermiyorum. Başlayın diyorum. Mesela ben bu kitabı görmüştüm. Sonra B ile başlıyor. Ben de. Ciddi misin? C. İşte sen işte Ç ile D ile devam ediyorsun. Harf tiyatro, harf doğaçlaması diye. Zevkli oluyor, samimi oluyor doğaçlama. Sahnede yapılan hatalar bile güldürüyor. Aslında doğaçlamanın önemi budur. Ama doğaçlama mı, pandomim mi derseniz pandomimi... Biraz pandomimi de açalım. Ondan da pandomim farklı bir tiyatro. Sessiz tiyatro dediğimiz. Yani dünyaca ünlü zaten Charlie Chaplin filmlerinde sessiz oynanmış. Hatta bunun açıklamasını yaparken de ben İngilizce film çevirdiğim zaman sadece İngilizler anlayacaktır. Ama sessiz yaptığım zaman bunu bütün dünya anlayacaktır demiştir. Pandomim çok farklı bir olay. Tamamen müzikle yapılan veya müziksiz yapılan sessiz tiyatrolardır. Bir konuyu anlatmak için onu sadece sessiz bir şekilde anlatmak. İşaret dilinin bir farklı versiyonu diyelim. İlk başta başladı yani tiyatronun başlangıcı. Buna geri dönmüş olduk. Başlangıcına geri dönüyoruz biraz da. Pandomim de zaten tiyatronun bir alt dallarından biri. Opera olsun, absürt tiyatro olsun, bale olsun. Bunların hepsi tiyatronun alt dallarıdır. Ayrılırlar. Doğaçlama da bunlardan biri. Hepsini yapmaya çalışıyoruz biraz da. Bir de drama vardı. Siz zaten drama yaratıcı drama eğitmenliği, tiyatro oyunculuk eğitmenliği var. Bir de modern dans eğitmenliği yapıyorum. Çalıştığım kurumda zaten yaratıcı drama dersi yapıyorum. Şimdi dramayla tiyatroyu çok birbirlerine karıştırıyorlar. Evet, ona da bir açıklık getirelim. Drama çok farklı bir dal, tiyatro çok farklı. İkisi birbirinden beslenir ama birbirini tamamen ayıran dallardır. Yani drama, şöyle örnek vereyim, daha kısa ve net olsun. Drama şudur. Dramada Suel Pala bir avukatı nasıl oynar diye sorulur. Doğaçlamada Suel Pala'nın avukatlık rolü sorulur. Yani Suel Pala nasıl oynar avukatı? Tiyatro oyununda işte avukat Will Smith ya da avukat Adam diyelim, yabancı isim verelim. Suel Pala avukat Adam'ı nasıl oynar? Gibi. Yani tiyatroda bir karaktere bürünürsün. Dramada karakteri sen yaratırsın. Sen oluşturursun ve kendin olmaya çalışırsın. Rol yapmaya gerek yok. Doğaçlamada sadece kendin ol. Kadın rolü oynadığın zaman bile aslında drama şöyledir. Ruhsal gelişim dersin. Çocukların en çok önem vermesi gereken, ailelerin en çok önem vermesi gereken derstir. Yani bir okulda yaratıcı drama dersi varsa o çocukları o okula götürün. Ve o dersi aldırın. O dersi aldırın. Yaratıcı drama dersi hangi okuldaysa o çocuğu o okula götürün. Çünkü fen, matematik bunlar zaten öğrenilir. Ama yaratıcı drama dersi çocuğa hayatı öğretiyor. Ruhsal gelişimini sağlıyor. Özgüven kazandırıyor. Çocuklar kendisini anlatabilme özelliği
yaşatıyor. Ailesiyle konuşabiliyor, iletişim. Ki zaten iletişim çağında iletişimsizlik yaşıyoruz. Ne demek istediğimi zaten herkes anlıyor. Tablet verip çocuğu uzaklaştırmayın kendinize. Oyunlar oynayın, mahallede oynadığımız oyunları oynatın. Dediğim gibi yaratıcı drama hangi okuldaysa o okula götürün çocuklarınızı. Evet, umarım velilerimiz bu önerimizle dikkate alırlar. Çünkü çocuk gelişimi umarım. İçin herkes çocuğun iyi yerlere gelmesini istiyor ama bunu sadece sayısal derslerle yapıyor. Ya da hani sadece dershaneye göndereyim, matematiği iyi olsun, Türkçesi iyi olsun diye düşünüyor. Bir büyüğümüzün çok güzel bir lafı vardı. Buradan selam olsun Marif Müfettiş Metin Akgün. Diyor ki biz müfettiş kendisi ve diyor ki biz çocuklarımızı testle tost arasına yerleştirmişiz. Evet, çok doğru. Müthiş bir tespit yani. Çocukların sosyalleşmesini yani ders tamam da hani bir yere kadar. Hani ders çalışmasınlar demiyoruz ama sosyalleşsinler. Kesinlikle. Peki sizin ekibiniz hakkında biraz da konuşalım. Kaç kişilik bir ekibiniz var? Sabit bir ekibiniz mi var yoksa? Güzel bir ekibim var. Aslında aile olduk. 2011'den beri Almila Tiyatro Atölyesi olarak faaliyetimizi sürdürüyoruz. Ve 2011'den beridir yaptığımız oyunlarla Doğu Anadolu'nun en büyük ekiplerinden biri olduk. Ankara Devlet Bölgesel Tiyatrosu olarak. Yani genel müdürlük bile bizi kendi listesine almış. Biz kostüm ihtiyacımız olduğu zaman sadece bir dilekçe yazıp gidip istediğimiz kadar kostüm alıp gelebiliyoruz. Böyle bir özelliğimiz de var. Almila Tiyatro Atölyesi gerçekten bir marka oldu Elazığ'da. Oynadığımız zor oyunlardan olsun, işimize verdiğimiz saygıdan olsun, işimizi en iyi şekilde yapmamız gerektiğine inanarak yaptığımız için ki şimdiye kadar bize övdüklerinde estağfurullah diyorduk, şimdi eyvallah diyoruz. Çünkü işimizi seviyoruz gerçekten, bu konuda mütevazı olmayacağım. Sevdiğim işi en iyi şekilde yapmam gerektiğine inanıyorum. Hala daha bu işe açım. Daha çok öğrenmeye çalışıyorum, daha çok okumaya, daha çok görmeye çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte Genç Almila Tiyatro Atölyesi diye bir kurum oluşturduk. Ve ana kadro olarak bir ikiye ayırdık ekibimizi. 22 tane tabii. Artık kollar oluşmaya başlıyor. Yani 22 tane genç oyuncumuz var. Şu anda 15 tane ana kadro oyuncumuz var. Özellik şudur. Neden böyle bir şey yaptık? Atölye olarak, ismimiz atölye olduğu için üretim yeri, oyuncu yetiştirme yeri. Biz de bu ismimize uygun bir şekilde davranalım. Genç ekipten mesela oyunlar çıkartıyoruz. 4 veya 5 oyuna gelen oyuncuları kurul olarak değerlendiriyoruz. Ana kadroya çıkabilecek yetenekli oyuncu varsa ana kadroya çıkartıp ana kadroda daha profesyonel oyunlar oynatıyoruz. Yani şöyle diyeyim, hem amatör oyunlar oynatıyoruz samimi, hem de ana kadro ile birlikte profesyonel oyunlar oynatıyoruz. Daha büyük oyunlar oynatıyoruz. Bu bize çok şey kattı. Çünkü şimdi genç ekipteki bir elemanımız, oyuncumuz ana kadroya çıkmak için daha çok performans sergiliyor. Anladım. Peki bu oyuncuların eğitimini nasıl yapıyorsunuz? Yani siz mi yapıyorsunuz yoksa bunun için belli başka kişiler de var mı? Ve nasıl bir süreç izliyorsunuz? Oyunculuk eğitiminde zaten kendimiz oyunculuk eğitimi veriyoruz. Tabii öğrendiklerimizi, tecrübelerimizi aktarıyoruz kendilerine. Sahnede yaptığımız hataları onlara anlatıp sizin de yapmamanız gerektiğini anlatıyoruz. Zaten bir oyuncu olabilmek için ve bir oyuna iyi hazırlanmak için oyuncu adaylarının bu 4 kurala dikkat etmesini istiyorum. Bunu da kendi tecrübelerimle çıkardığım 4 madde. Eğer bir tiyatro oyunu önünüze gelmişse ilk önce şu cümleyi anladık mı? Repliği anlayacaksınız. Üstünü renkli kalemle çizeceksiniz. Bir numaralı kural bu. Repliği anladık mı? Replik sana ne söylüyor? Burada ne konuşmuş ama ne hissettiriyor? Üzgün müsün? Şaşkın mısın? Sinirli misin? Sarhoş musun? Yani replik sana ne anlatıyor? Ya da o karakter kim? Karşına oturup konuşacaksın. Martı oyununda mesela Nina karakterini oynuyorsun. Nina karakterini karşına oturtur. Konuş bakalım. Senin maddi gücün ne? Nerede yaşıyorsun? Ailen kim? Karakterinle konuşman lazım. İki numaraya neye koyuyoruz? Cümleyi anladık mı? Birinci de karakterle tanıştık. Onu tanıştık anladık. Karakterle. Analizini çıkardık. Yani bu analiz çıkarma da öyle kolay değil. Ben Şems Tebrizi'yi bir senede çıkardım yani. Yani
İran'a gittim. Yani İran'a gittim derken kafa olarak İran'a gittik, geldik, aksan, işte duruş, mizaç inanılmaz bir şeydi. Yo, çok bir zorlanmıştım. O aksandan çıkamadım bir ay falan. Gel sana buraya falan diye böyle konuşuyorduk. Birincisi bu, ikincisi ses tonu. Karakter kızgın mı, sinirli mi, mutlu mu? Ses tonunu arayacaksın. Üçüncüsü jest, repliğin vücut bulmuş hali, el, kol ne olacak, gözler ne olacak? Dört, mimik. Bu dördünü zaten birleştirdim. Hepsine %25'i ver. Sahnede %100 performans. Ve eğer oyunculuk düşünüyorsanız hiçbir provayı kaçırmanızı tavsiye etmem. Çünkü her prova oyuncuya %5 katkı sağlar. Tamam, %100'lük performansa ulaşmak için bu %25'leri tamamlamak gerekiyor. Tamamlamak da bunları lazım. Tamamlama süresi nasıl oluyor? Mesela en geç oluşan, oturan en geç oluşan hangisi? Şöyle diyeyim, oyunu anlamak ve karakteri oturtmak. Bir aslında numara. En kolay gibi de o görünüyor ama. En kolay o görünüyor ama değil. Şimdi Macbeth'i ya da Suskunlar Kapısı'nı ya da işte 12 Öfkeli Adam'ı konusunu bilmediğin zaman, oyunun konusunu bilmediğin zaman, hakim olmadığın zaman ya da karakteri mesela diyelim ki Fatih Sultan Mehmet bilinen bir karakterdir. Ben sadece onu nasıl daha iyi oynarım diye düşünürüm. Nasıl daha iyi yaşatırım diye düşünürüm ama mesela sizin Yenik Zafer kitabınızda bir karakter. Hayali. Mesela ben buna ne katarım diye düşünürüm. Ya da bu karakterin sesi ne olsun? Hayal ürünü. Mesela bunu ne yapabilirim? Mahmut Yıldırım bunu nasıl oynar? Ya da bu karakter, Edward karakterine neler katabilirim diye düşünürüm. Hayali bir karakterse onu sen oturtacaksın. Belki tuttu, belki tutmadı. Onu deneme yanılma yöntemiyle. Ben mesela yine örnek veriyorum. Şems sesini bulana kadar 21 tane ses denedim. 21 tane. En sonunda dedim ki bu oldu mu? Oldu dediler yanındakiler. Ondan sonra başladık. Bu süreç zorlu bir süreç. Evde tek başına çalışabilirsin, karanlık bir odada çalışabilirsin, aynanın karşısında çalışabilirsin ama çalış. Durmadan çalış. Durmadan gerekiyor. Çalış. Yani kısa dönemde ben sahneye çıkayım diye sahneye çıkma. Lütfen. İyi bir şey üretmek için, iyi bir şey ortaya koymak için. Çalışın. Çalışın diyorsun. Work, work, work. Son olarak artık programımızın sonuna geldik. Bu işle ilgilenenler için ne söyleyebiliriz diye bir öneride bulunalım. Yani bu işle ilgilenenler için zaten sahne tozu bulaşmışsa süpürmesinler diyorum. Sanatın her dalıyla uğraşsınlar. Hani her dalıyla dedim, bir tanesini bulun. Yetenekli olduğunuz sanat dalıyla ilerleyin. Çünkü sanat gerçekten insana insan olduğunu hatırlatan bir meziyet. Yapamasanız dahi yapmaya çalışın. Ya resim çizemiyorum, ya ben oyunculuk yapamam, ya ben şiir yazamam. Kendinizi anlatmanız lazım. Hiçbir şey yapamıyorsanız içindekilerinizi yazıya dökün. Günlük tutun. Yani ya da mesela günümüzde herkesin bir kanalı var mesela. Herkes bir yönetmen. Aslında herkesin bir TV kanalı var. Telefonunuzdan çekin, yönetmenlik yapın. Yani bir şeyler üretin. Ama boş üretin. Boş durmayın. Boş yani. Durmayın. Kitap okuyun. Sürekli bol bol kitap okuyun. Hani kitap telvesi programında bunu üstüne basa basa söylüyorum. Eğer gerçekten oyuncu olmak istiyorsanız kitap okumanız şart. Bir numaraya bunu koymanız şart. Görüyorsunuz sevgili seyircilerimiz, tüm bölümlerimizde konu ne olursa olsun hiç fark etmeksizin en temel nokta kitap okumak ve kitaplara dayanıyor. Okumanın önemine dayanıyor. Lütfen bizi dikkate alın ve bol bol okuyun. Bol bol okuyun. Eğer gerçekten mesela diksiyonunuzda bir sorun varsa kalem koyarak kitabı okuyun. Diksiyon eğitimleri tabii. Var zaten artık. İnternete çok rahat ulaşabiliyor insanlar. Tabii ki. Yani zaten bilgi çağındayız şu anda. Elimizin altında bilgi çağında her bilmediğimiz şeyi sorup öğrenebiliyoruz. Evet. Eskisi gibi hani uzun süreli araştırma yapmıyoruz. Dediğim gibi bu işe gönül verenlere söyleyeceğim tek şey sevin ve sahneye kaliteli şeyler çıkarın. Elazığ'daki ekipleri de izlemeye gelin. Bakın bu çocuklar neler yapıyor. Bak bu çocuklar kalem tutuyor, sanatla ilgileniyor, sahneye çıkıyor. Bu çocuklar kötü alışkanlıkları yok. Bu çocukların tek kötü alışkanlığı sahneye çıkmak, tiyatro oyunu oynamak. Gelin bir izleyin, gelin bir destek olun diyorum. Sanatla kalın, yaşasın tiyatro diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli ve verimli bir sohbette. Umarım izleyenlerimiz de keyif alırlar. Çok sağ olun.
Evet sevgili seyirciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.